140 kilo hayvandan şadırayı hazırlamışlar, haberin olsun. Bir şey söyleyeceğim. Herkes istediği gibi full yiyebilir. Ya basından çağıracağız derken şey dedik ya, ya bugün itibariyle biz hem stoper mevkisindeki eksiğimizi giderecek, hem de ön tarafta hem kanat oynayabilen hem de forvet oynayabilen iki oyuncuyla anlaştık. Veli Çetin ve Burak Çalık'la. İnşallah onların da imzaları bir an evvel atılıp böylelikle transfer çalışmalarını da bitirmiş olduk. Bundan sonraki süreçte kadromuz bu şekilde devam edecek. Allah bize inşallah bu şu andaki kadromuzdaki oyuncuların eksikliğini yaşatmaz. Dolayısıyla tabii şöyle bir tablo ortaya çıktı. Sezon başında başlayan kadrodan maalesef sakatlıkları dolayısıyla Bünyamin, ondan sonra Okan Dernek, geldik işte Aytaç, Nuri, Samet Asatekin, Samet Kılıç, Okan Eriş ve tabii bugün itibariyle Yalçın'ın da aramızda olmadığını düşünürsek 8 tane oyuncumuz şu anda yok. Tabii bunların yerine biz İbrahim Halil Çolak, Burak Yılmaz, Muhsin Yıldırım, inşallah Allah bir kaza bela vermezse Veli Çetin ve Burak Çalık'la da 5 tane oyuncuyu da kadromuza katmış olduk. Yani 8 oyuncu ki inşallah Yalçın birkaç hafta içerisinde bizde olacak. Böyle düşünürsek şu anda tabii faydalanamadığımız 8 tane oyuncu var. Bunların yerine de 5 tane takviye yaparak hem transfer dönemini istediğimiz şekilde geçirmiş olduk, hem de bizi bu zorlu yolculukta zafere ulaştıracak, mutlu sona ulaştıracak kadro yapılanmasını da gerçekleştirmiş olduk. 1,5 yıllık olacak. Veli'ninki de 1,5 ve opsiyonlu olacak. Zaten bundan önce de bütün takımlar Samsunspor'a karşı direniyorlardı. Bundan sonra belki daha fazla direnebilirler ama işte eğer hedefiniz büyükse, iyi bir takımız diyorsanız önünüze çıkacak bu engelleri birer birer ortadan kaldırmak zorundasınız. Zaten iyi takımlar, iyi futbolcular, iyi hocalar da bunun çözümlerini üreten insanlardır. Biz başarılı olacaksak bir şekilde bu sıkıntıları, sorunları ortadan kaldırmamız gerekecek. Geçeceğiz. Ondan sonra bir dahaki basın toplantısını hafta içerisinde